Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin el-Emin. Elhamdülillahi ala ni'metil İslam. Elhamdülillahi ala ni'metil iman. Elhamdülillahi ala ni'metil Kur'an. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللّٰهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ رَسُولِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. Maide Suresindeyiz. 84. ayetteyiz. Estaizu billah. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. Maide Suresi 84. ayet başladık. Allah Azze ve Celle Mehmet abinin hatırlattığı ayette kendilerine kitap verdiklerimiz يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ. Ben bunu geçen ders hatırlamaya çalıştım, hatırlayamadım. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Dolayısıyla sen herhangi bir kuşkuya falan şey etmeyen, bunlar anlıyor mu, anlamıyor mu, farkında mı, değil mi? Kesin kes bunun senin Rabbinden hak olduğunu biliyorlar. Bu hususta sakın kuşkuya girme. Ya anlamıyor olabilirler mi? En sık sorulan sorulardan biri. Hocam anlamıyor olamazlar mı? Ben gördüm, tanıdım, yani anlamıyorlar. Veya bilmiyorlar. Veya işte çok masumlar hocam, bir görsen. Yani bilmiyorlar. Böyle bir şey yok. Allah Azze ve Celle siz onları tanımadan önce onları yarattı, biliyor. Onlara ayetlerini gösterdi. Onlara birliğini, yegane kudret oluşunu, kullardan ilah olmayacağını, eşyadan ilah olmayacağını, insandan ilah olmayacağını, tevhidi onlara öğretti. Bu fıtrat üzere yarattı. Bunlar fıtratlarını daha bir yerde mi değiştirdiler? Bir başkası mı yaratıyor bir yerlerde, yeni fıtrat verecek? Eğer bu fıtratla geldilerse o zaman bunu bir yerde bozdular, körelttiler. Bozulurken, adım adım o sıkıntılar yaşanırken bu kimseler, bu insanlar batıla prim verdiler. Batıla boyun eğdiler kendi toplumları içerisinde. Dolayısıyla da böyle yani hak, bir de Allah Azze ve Celle hak ile onları uyardığında, önlerine çıkardığında bunu ellerinin tersiyle ettiler, kabul etmediler. Allah Azze ve Celle'nin sınamasında bize halal olduğu düşüncesi yahut düşünceleri çeşitli yönlerle neşet edebilir bu tür düşünceler. Görüyorum ki şeytan bunu çok kullanıyor. Çok böyle soru alıyorum. Buradan kurtulamayan kimseler, yani buna inanmaya başlayan kimseler, hani dünyada bir yerlerde hakkı bilmeyen kimseler var. Ve dolayısıyla onlar o batıl inançlarıyla, mesela putperest olarak vesaire, bir şekilde onlar da yanmamalı, ceza görmemeli, iyi kimse. Buraya yol arıyor ve tarihte de böyle kimseler var. Bakıyorsun tarihte de bazı kimseler böyle batıl inanç üzere, putperest, kula kulluk üzere ömrünü geçirmiş kimselere cennetin kapısını aralamak için bir yol arıyor. Bugün bir arkadaş söyledi, bir düşünce tarzında diyormuş ki adam, yani böyle bir dağ gibi düşünün, zirvesi böyle. Bütün dinler aslında yukarıda maneviyat diyormuş tırnak içinde. Maneviyat dediğin şey aslında aynı şeydir bütün dinlerdeki. Ama dağın eteklerinden o dağın tepesine doğru giden süreçler gibi. Bunlar dağın eteklerinde farklı cenahlarda, farklı yönlerde, yani farklı. Biri puta tapıyor, biri ağaca tapıyor, biri ayakkabıya tapıyor, biri işte ne olursa artık. O adam böyle modeli kurdu ya, hiçbir seçicilik yok, insanlık yok orada. Öküz gibi böyle millet dağa tırmanıyor her tarafından. Ve hepsi aslında güzel bir yolun yolcuları. Sonuçta aynı yerde buluşacaklar. Kafasındaki model bu. Ya öteki efendim puta tapıyor, O da dağın öteki tarafında. O da yukarı doğru çıkıyor. Taşa tapıyor. O da taş da Allah'a tapmamış mı? O da dağın başka bir cenahında. O da iyi olsun yeter ki. Komşusuyla iyi olsun. Etrafıyla iyi olsun. Efendime söyleyeyim. Kimsenin tavuğuna kışı demesin. Dürüst olsun. O da cennete gidecek. Ya bu adam akletmiyor. Hangi iyilikten söz ediyoruz? Akletmeyen bir insanın, affedersiniz taşa tapan, bağışlayın, çişe tapan insanın nasıl bir iyiliğinden söz ediyoruz? Bu insanı insan yapan akletmeydi. Bu adam akletmekten vazgeçmiş. Yanındaki müsürlükteki hayvana boynuz atmıyor diye mi cennetlik olacak? Kendi şeyini, yolunu biliyor, yiyeceğini biliyor, kimseye didişmiyor falan. Bunu iyilik belliyor. Bu iyilik değil ya. Bu kadar uyum içerisinde hayvanlar da yaşıyor. İnsanın aklettiği, Yaradan'ını tanıyıp hayranlıkla tapındığı süreç, anlamlandırdığı, nebulaları keşfedip simülasyonlarını kurduğu, yüce kudretin, sanatın boyutlarına erecek, tanıyacak, zerreye inecek. Dolayısıyla da Allah Azze ve Celle'nin yaratmada sınırsız gücünü kavrayacak bir yapıdan söz ediyoruz. Böyle bir adam, bağışlayın, taşa taptırılabilir mi? Böyle bir adam kendisi gibi insanlara kulluk edebilir mi? Ediyorsa akletmekten vazgeçmiş demektir. Akletmekten vazgeçen adam bir saniye dağa tırmanmıyor. Bu yere iniyor. Bu esfeli safiline iniyor. Senin modelinde bile olsa bunun yolculuğu yukarı doğru değil. Bu pisliğe doğru. وَيَجَعَلُوا رِجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ. Nerede bu ilke? Allah pisliği akletmeyenlerin üzerine bırakır. Akletmek kişiyi yüceltir, kişiye terakki ettirir yukarılara doğru. Allah katında makbul bir düzeye çıkarır. Akletmezse, senin bütün bildiği ölçü bu. Ticaretine düzgün mü? Düzgün. Komşusuyla iyi geçiniyor mu? Geçiniyor. Trafikte kırmızıda duruyor mu? Duruyor. Ya bildiğin Budistlerde en aptal olan da, hatta geri bazı hayvanlar da bunu öğreniyor, onlar da yapıyor. Bu bir şey değil ki. Bundan daha fazlası yok mu insan için? Yaradan'ı tanımak, yüce kudret ile temas kurmak, onu sevmeye başlamak. İnsanda apayrı bir potansiyel var ve bunun getirdiği bir sorumluluk var. Bu Allah'ın insana en büyük lütfu. Bunu heder etmiş adamın artık iyiliğinden söz edilemez. Bu adam en kötü adamdır. İnne şerred devabbi indallahi summul bukmul lezine la yaqilun. Akletmiyor. Gözlem yapmıyor. Kulak verip hakkı aramıyor, dinlemiyor ve bunu itiraf etmiyorsa, isterse eşekler gibi yerde sürünsün ibadet dediği o saçmalıklar için, putların önünde su taşıyarak, boynuna halka asarak, kulağına küpe takarak, yerlerde sürünerek, ne olursa olsun. Belhum adal. Hayvanlar gibi, hatta daha beterdir. Çünkü sendeki en büyük nimet akletmek. Allah Azze ve Celle'nin sana verdiği en büyük nimet çöpe atmışsın. Sonra başka ufak tefek şeylerle göze girmeye çalışıyorsun. Bunu bize yapsa, vermişiz bir çanta dolusu milyarlarca euroyu, ondan sonra da yanına işte başkaca şeyler vermişiz. Bununla git şu işi yap. Arabayı da vermişiz, şunu da vermişiz. Oturmuş arabayı siliyor. 4 sene sonra geldik, arabayı siliyor. Oğlum sen bununla gidecektin, ticaret yapacaktın, şöyle edecektin. Esas sana bu arabayı da, şunu da, bunu da, bu sermayeyi de biz şu iş için verdik. O vites kolunu siliyor. Ben işte buraları güzelce sildim. Ya bu bunun için değildi ki. Yani esas insanı insan yapan anlam heder edildikten, esas insana İnsanlığını katan o cevheri insan kullanmıyorsa, ondan vazgeçiyorsa, ondan sonrasından neyden, hangi iyilikten söz ediyoruz? Durup taşın önünde mıhlanan, taşın önünde kendisini yere seren adam, ya bu taşa niye tapıyorsun? En basit soruyu geçiştiriyorsa, bunun sorusu olmaz, bu din falan diyorsa, burada çok yorulması bir şey ifade etmiyor. Yani dünyada çok böyle fedakar çalışması. Evet. Evet. Bunlar bir şey. Yüce Yaradan Allah Azze ve Celle o kudreti tanıyıp, ki onu tanıyacak bir istidatla yaratılmış. Onu tanıyıp ona hayranlıkla tapınacağı ve alternatif her şeyi reddedeceği, sadece kulluğunu Allah'a tahsis edeceği bir yola koyulmuyorsa, o insan, insan bile değil Kur'an'ın ifadesiyle. Bel hum adal. Ulaike kel en'am bel hum adal. Onlar hayvanlar gibi, hatta daha ondan beterler. O sebeple bu süreçler, o insanlar güneşi görmüyor mu? O insanlar ayı görmüyor mu? O insanlar kendi varlıklarını, çocuklarının yaratılışlarını, çiçeklerin, bitkilerin, virüslerin, atomların, zerrelerin, hayatta var olan etrafımızdaki her türlü ayetin önünde durmuyorlar mı sabah akşam? Bunlar nasıl bu putperest haliyle bunları cennete gönderebilmenin bir yoluna koyuluyorsunuz? Girişmeye çalışıyorsunuz. Yoksa siz dininizin size sunduğu hakikatin daha farkında mı değilsiniz? Ki sizin dininiz de biraz onların iyisi ama onlarınki de din. Yani böyle hani yan yana aynı kategoriye, aynı masaya konulabilecek düzeyde şeyler. Çok gezdim diyor, sonra da anladım ki hak, batıl diye bir şey yok. Arkadaş, insanlık, insanlık. Onun dini şuymuş, bu putperest, bu bilmem ne. İnsanlık varsa bütün her şey bu. Ben onu anladım, onu bildim. Ya çok gezerek bir insanın iyice aptallaşması gibi bir şeyi örnekliyor gibi geliyor bana. Veya çok gezerek iyice körelmesi, saçmalaması gibi bir şey. Ya en basit akletmekten, burada 2 kere 2'nin 4, orada 2 kere 2'nin 5, öteki tarafta 2 kere 2'nin 7, öteki tarafta 2 kere 2'nin 28. Olabilir bunlar. Önemli olan insanlık diyor gibisin şu anda. Farkında mısın? Bütün insanın bildiği, bileceği en yegane, en temel hakikat şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melâiketu ve ulul ilmi şehidallahu ennehu la ilahe illa huve. Allah'tan ayrı bir ilah olmadığına Allah'ın tanıklığı, meleklerin ve ulul ilmi kaimen bil kıst ve ilme başvuran ki her insanın sorumluluğu ilim yapmak, akletmek ve bunun sonuçlarını görmek. Buralardan kopuyorsa, akletmekten vazgeçiyorsa artık onun bedeniyle yaptıkları çok anlamlı değil. O sebeple de böyle bir şeye girişmeye, onları da bir şekilde cennete sokmaya çalışmaya, orada olanları masum zannedip, akletme verilerinden yoksun sanıp, dolayısıyla da iyi mi, iyi kimse mi, iyi o zaman. Allah'ın elçisine Arapların arasında en sahi, en çok cömerti olanın oğlu, mümin de o gün sordu. Sanırım yanılmıyorsam Adey bin Hatim. Ey Allah'ın elçisi, babam nerede? Babam nereye gidecek? Cennete mi gitmiştir, cehenneme mi? Elbette cehenneme dedi. Ama dedi siz de bilirsiniz o çok misafirperver bir adamdı. Çok cömert bir insandı. Herkes onun, yani darb-ı mesel onun cömertliği. Allah'ın elçisi dedi ki o bir gün bile Allah'a Rabbim demedi. Bir gün bile Allah Azze ve Celle'yi yegane ilah olarak tanımadı. Allah Azze ve Celle'ye hak ettiği ve üzerindeki bütün nimetlerin yegane var edicisi, onu böylece tanıyıp Allah'ın hakkını vermemiş, kullara düzgün davranmış. Ne manası var? En büyük haksızlığı yapmış. Allah'a karşı en büyük haksızlığı yapmış, zulmü yapmış. Ama kullara iyi davrandı diyorsun. Ne anlamı? Kim bilir kullara ne maksatlarla iyi davrandı. Allah için yapmadığı kesin çünkü Allah'ı tanımıyor hakkınca. Başka sebepler var demektir. Bu Allah bunu niye ödüllendirsin, niye cennetine koysun? Kendisini tanımıyor. Kullar da onu cennetine koymuşlar zaten. Kulların kendi cenneti. Ödüllendirmişler, darb-ı mesel yapmışlar cömertliğini falan. Dolayısıyla insan bu sorumluluğunu sıkarsa bundan sonra bir iyiliğinden söz edemeyiz. Dönüp kendi iyilik, kötülük kriterlerimizi bir yoklamalıyız. İyi kimseydi diyor. Mesela bizde de ölüyor. Namazsız, niyazsız. Hatta bazen oluyor ki Allah Azze ve Celle'nin ayetleriyle bir ömür cepheleşmiş, mücadele etmiş, savaşmış. Getiriyorlar musallaya. Çok iyi bir adamdı ya. Pamuk gibiydi. Vallahi bizim bildiğimiz Allah Azze ve Celle'nin ayetleri, onun buyrukları anıldığında hırçınlaşan, mücadele eden, saldırmak istercesine rengi değişen bir tipti. Diyeceğiniz yerde ya o din tarafı başka diyor. Ben insan tarafını söylüyorum diyor. Allah Azze ve Celle'yi tanımayan insanlığından da söz edilmez. Çünkü yeryüzüne gönderirken Allah insanı femen وَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ. Size benden hidayet gelecek. Kim ki benim hidayetime tabi olursa, insanın insanlaştığı süreç bu. Adem'in isimleri öğrendiği, Allah Azze ve Celle'yi tesbih edip hamd ettiği, kelimeleri telakki ettiği süreçte Adem, Ademliğini kazanıyor. Allah'ın kendisine yüzünü döndüğü yerde Adem tekrar kıymetleniyor. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Rabbine dönmemiş, Rabbine sırtını dönmüş kimsenin, bir insanın hangi iyiliği, insanlık konu olabilir ki? Hakka yüzünü çevirmiş demek. Hakka, Allah Azze ve Celle hakkın ta kendisi. وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُب۪ينَ كَمَنْ هُوَ اَفَمَنْ يَعْلَمُ اَنَّمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ. Sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu bilenle, كَمَنْ هُمَا اَعْمَا, kör gibi olan bir mi? لَا يَسْتَبُونَ اَفَمَنْ يَعْلَمُ اَنَّمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمَا اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُلُّ الْاَلْبَابِ. Ancak akleden kimseler buradan öğüt çıkarır. Akletmeye yanaşmıyorsa o zaten öğüt dağılmayacak, uzak duracak. Her defasında hakka delalet eden herhangi bir ayeti gördüğünde kaçacak. Ezanı bile duysa evini uzakta tutmaya, uzakta almaya yeltenecektir. Çünkü o karanlığın içerisinde kendine sığ bir dünya kurmaya adamış kendini. Açılmaya, sonsuza, ölüm eşiğini daha yaşarken atlamaya, gözden onu çıkarmaya ve ilahi vaade böylece hırsla tutunmaya. Bu ayetteki kimseler bunu ifade etmişler. Hem girişteki وَمَا لَنَا'nın o çarpıcılığıyla niye biz iman etmeyelim ya dedikleri yerde o deli miyiz biz der gibidirler. Niçin biz cennete heves etmeyelim ki? Böyle adamın elini kim tutar? Nasıl tutabilirsiniz? Canını, malını Allah yolunda harcamaktan. Siz onu nasıl engelleyebilirsiniz? Adam aksini delilik gibi görüyor. Böyle bir kimseyi salih amelden nasıl engelleyebilirsiniz? Adam aksini delilik görüyor. Niye harcamayacakmışım? Niye infak etmeyecekmişim? Niçin Rabbime niyazda bulunmaya, duada bulunmaya, ibadet etmeye, canımla, malımla, onun uğrunda, onun adına yaşamaya niçin geri kalacakmışım der gibidirler. Öyle konuşuyorlar bu ayette. Ama bunların hepsinin bu kişilerde ortaya çıktığı şey önceki ayet. Resul'e indirileni duyduklarında, haktan yana tanıdıklarından ötürü gözlerinden yaş boşaldı. Bu işte sevinç çığlıkları, sevinç yaşları. Hemen iman ettik dediler, hemen işe koyuldular. Birileri ne iman ne çabuk falan derse nasıl iman etmeyelim diye tepki veriyorlar. Böylesine şey hızlı gelişiyor, böylesine hazır bu yüreklerinde. اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنْ اِتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ. Yüreklerinde Rablerine karşı korku bulunan, sevgi bulunan, hürmet, saygı bulunan kimseler bunlar. Vahiy ile karşılaştım artık önlerini tutamıyorsunuz. Demek ki biz aynı şeyi alamıyoruz Kur'an'dan. Bu sonucu bu yani. Biz aynı şeyi alamıyoruz ki bu tutku hayallerimizi böylesine güçlü sarıp sarmalamıyor. Ve bunun etkisiyle ibadetlere, amel-i salihe, infaka ve dünyadan o kadar çekilmeye, artık insanlara didişmek. Bunlar dünyaya kuşkusuz dünyada çalışıyorlardır ama çalıştıklarını infak etmek için. Daha fazla Allah'ın gözüne girmek için. Demiyorum bunlar manastıra çekilmişlerdir, öyle değil. Çok güçlü çalışıyorlar, çok büyük çalışıyorlar, çok ciddi adımlar atıyorlar. Ama yapmak istediği şey, gidip sorduğunda ya bu devasa yapıyı buraya diktin ne bu dediğinde, işte buna vakıf olarak veya işte şuraya ilim şey olarak, ha ben de kendini ev yapıyorum zannettim dediğimiz bizi şaşırtan kimseler bunlar. Ve Allah'ın böyle kulları var. Bize de onlardan olabilmek için ümit etmek, heves etmek, heves edebilmek için belki dua etmek düşüyor. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّا عَلَى مَا آذَيْتُمُونَ. Dilerseniz bu وَمَا لَنَا kalıbına bir bakalım. Mehmet abi hatırlatmışken bu ayetin, bu ayetteki, belki daha önce geçti mi bilmiyorum. مَا لَنَا geçti mi? وَمَا لَنَا. Hatırladım, senin hemşerilerin gelmişti. Biz de o gün bize ne oluyor ki, bize ne oluyor ki demiştik. Bu böyle anlamlandırdık bunu, bize ne oluyor ki diye. Onu da misafirleriyle ilgilenmemişiz diye herhalde. Onlar demişler ya bunlara ne oluyor ki, bize bir hoş geldin demediler diye. Şimdi hatırladım. Evet. Kaç, 3 yerden var böyle. Çok. Bakara suresinde geçmiş. وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ. Bize ne oluyor? Niçin Allah yolunda savaşmayalım ki? Demiş Talut'un askerleri. Maide suresinde bugün okuduğumuz ayet. Bakara 246, Maide 84 ve son olarak İbrahim suresi. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ. Niye Allah'a güvenmeyelim? Niye ona tevekkül etmeyelim ki? وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا. Bize yollarımızı göstermiş, önümüzü açmış, ne yapmamız gerektiğini, hayatımızın nereye varıp, nerede sonlanıp, nereden nereye geçiş yapacağımızı, ufkumuzu açmış. Her şeye bütünüyle kontrol ettiğini, her şeyi, hiçbir şeyin kendi bilgisinden, gücünden asla istisna olmadığını bildirmiş. Biz böyle bir kudrete güvenmeyelim de, itimat etmeyelim de, kime itimat edelim? وَلَا نَصْبِرَنَّ عَلَى مَا اَدَيْتُمُونَ. Üstüne üstlük, bir de siz bize eziyet ettiğiniz zaman buna dişimizi sıkacağız. Sabredeceğiz onun hatırına. Niye sabretmeyelim ki? Önünde bize muazzam bir gelecek vaat ediyor. Bunlar artık işkenceleri, bedensel sıkıntıları, dünyadaki başlara evet, gözden çıkarmışlar bunlar. Ama onlardan da bize ibret var. Ayetin sonunda Cenab-ı Hak herkese وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ diyor. Bir de memeliye baksa hocam, tekiline baksa bizden ne oluyor? O sanki bir tane var. Yok. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذ۪ي فَطَرَنَا. Bir yerde var. Onu adamın biri söylemiş ve Kur'an-ı Kerim'i Cenab-ı Hak almış. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ. Öldürülmek üzere zaten. Niye ben beni Yaradan'a kulluk etmeyeyim ki? وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذ۪ي فَطَرَنِي وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Kendisine döndürüleceğimiz, kendisine döneceğimiz. Bir de temaya baksa, temaya baktık mı? Natmav, natmav kelimesine bakalım. Necati abi? Vemaliyanın tam manası değil mi? Yani bana ne oluyor? Yani ne zorum var benim? Niye iman etmiyorum ki? Meli, neyim var benim? Niçin iman etmem ki? Yani beni ne tutar, ne engeller beni? Demek istiyorum. Natmav fiiline bakalım. Tamam, aynı şey. Evet, onun mazisi. Tamam. Tekele bakarsak çok şey. Yok, 12 tane bak, fazla değil. Daha önce Bakara suresinde de geçmiş. اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ. Onlar size iman etsin diye çok güçlü bir hevese mi kapılıyorsunuz dediği yerde. Bunu daha önceki ayette inceledik. Bakara 75. Maide'de ikinci kez önümüze geldi. Araf suresinde وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ. Aralarında bir hicap var. وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ. Araf'ta adamlar var. يَعْرِفُونَ كُلَّنْ بِسِيمَا. Herkesi simalarıyla tanıyorlar. وَنَادَوْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. Cennettekilere seslendiler. اَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. Size selam olsun dediler. لَمْ يَدْخُلُوهَا. Henüz girmediler oraya. Ama وَهُمْ يَطْمَعُونَ. Öyle arzu ediyorlar ki girmeyi. Bu Araf'takiler. Yani öyle arzu, cennettekileri de görüyorlar. Öteki tarafa dönüp cehennemdekileri de görebiliyorlar. وَاِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Yüzleri cehennemdekilere taraf çevrilirse diyorlar ki Rabbimiz bizi zalimlerle birlikte kılma, onların yanına bizi vardırma. Tir tir titriyorlar, yani tam Sırat Köprüsü'nün üstündeler bunlar. Aradakiler bunlar, Araf'takiler. Araf 46. ayet. Ama yüzleri cennettekilere çevrilince yatma'un diyor Cenab-ı Hak. Kuvvetle, hırsla arzu ediyorlar ki biz de oraya girek diye. Biz de orayı isteyelim diye. Simalarından tanımaları da çok önemli. Evet. Tabii tanıdıkları insanlar var. Taraftan da tanıdıkları. Simalarından tanıyorlar diyor Cenab-ı Hak. Evet. Araf suresi 46 dedik. Araf suresi 56'da وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Bu demin okuduğumuz ayet. وَدَعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Korkuyla ve tama ile dua edin. Yani mağfiret için çok kuvvetli, sanki çok günahla işlemiş gibi, sankisi fazla. Öyleyiz zaten. Az günah işleyenimiz yok. Çok günah işlemiş olarak dehşet bir korku dürtüsüyle çağırın Allah Azze ve Celle'yi mağfiret için. Vatamen demin söyledik ya, ve sonrasında cennet arzusu, vaat ettiklerini talep ederek. Sonra diyor ki Cenab-ı Hak, اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Allah'ın rahmeti muhsinlere yakındır. Demek ki ihsan bu düzeyde bir yakarmaya, duaya girişen kimselerde zuhur ediyor. Yani günahlarını hafife almayan, günahlarını ciddiye alan, zaten affetmiştir diye çoktan onları gözden çıkarmış değil, hala aklıma geliyorsa, hala bunlardan ötürü o ezikliği huzurunda yaşamalıyım ya Rabbi diye onları tek tek sayan, bunları ben yaptım, bunlardan ötürü beni affetmezsen perişanım diyen bu korku bölümü, sonrasında ümit bölümü tamam dediği için ya Rabbi hem beni mağfiret et hem de beni cennetine koy, şuralara başlayan, ondan sonra cennet hayalini yüreğinde, zihninde, hayalinde canlandırmaya çalışan. Sanıyorum ihsan düzeyi böyle bir şey. Yani Allah'ın Resulü demiş ya, en ta'budallaha ke'enneke tara, sanki görüyormuşçasına kulluk. İhsan böyle, ibadetin güzelliği böyle tecelli ediyor. Hakikisi böyle zuhur ediyor. Sanki görüyormuşçasına ahiret hevesine girenler. Demin Araf'takiler görüyorlardı ama biz de Allah'ın ayetlerinden o cennetleri görüyoruz. Ve ilahi vaat öylesine hakikat, öylesine kesin ki bizde o tama dediğimiz kuvvetli arzuyu harekete geçirmeli. Ve artık hayaline kapılmalıyız. Şimdi çocukların yanında söyleyince falan böyle, yani işte cennette şöyle yerimiz olur. Küçük inanıyor. Yani en küçüğü daha rahat kapılıyor. Evet. Büyümüş olanlar böyle sanki daha böyle şey gibi. Daha büyüklerin yanında söyleyince de herhalde bunun başka bir hevesi kalmadı veya herhalde dünyada bütün kapılar yüzüne kapandı, kendini zavallı ahiretle avutuyor. Yani Allah bize cennet. Ya böyle dediğiniz zaman diyor ki ya hele dur. Daha dünyayı yaşıyoruz. Sen neden söylüyorsun? Yani tebessümlerle karşılaşıyorsunuz. Bunu seslendirmeye, bu ümidi kolektif yaşamaya davet etseniz insanları, böyle söz ettiğinizde arada çok açık bir uçurum var. O uçurum dolayısıyla herkes gidiyor Mersin'e, sen gidiyorsun tersine, durumları ortaya çıkıyor. Halbuki bu ilahi vaat son derece yakın ve müminlerin yüreklerinde, onların burnunda tütecek düzeyde yakın bir şey olarak. Dediğim gibi en küçük çocuk hakikaten bakıyorum şey yapıyor, gündelik konuşuyoruz falan. Bunun için arada öleceğimizi falan da artık önemsemiyor. Çünkü öteki tarafın gerçekliği güçlü olunca ölüm bir son olmaktan zaten çıkıyor. Ve bakıyorsunuz gün be gün başka şeyler soruyor. Baba şu da olacak mı cennette? Evet olacak. Şu da olacak mı cennette? İşte zaman zaman tedirginlik de yaşıyor. Yani gitmemek durumları falan. Kimler gitmeyecek onlardan. Herhalde imanın, yani ilahi vaade tutunmak belki de imanın ta kendisi yani. Müminler böyle olmalı. Olabilmeli. Buna çalışmalı. Bunu seslendirmeye, paylaşmaya, böyle bir toplulukta falan böyle ayetini yaparken söylemek kolay da böyle başka bir şeyle ilgilenen bir toplulukta ahiretten söz etmek herhalde Mekke panayırında, İkaz panayırında Allah'ın elçisinin aralarda dolaşıp ahiretten söz etmesi gibi iğreti, absürt kaçıyordur herhalde. Çünkü insanlar tersine hayatı büyük bir realiteye dönüştürmüş, ahireti küçümsemişler. اِنَّ هَا اُولَٰئِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَيَذَرُونَ الْآخِرَةِ. Bunlar acele olana sevgiyle bağlanıyorlar. وَيَذَرُونَ الْآخِرَةِ. Ahireti bırakıyorlar. Yani onu göz ardı ediyorlar, onu umursamıyorlar. Demek ki Allah'ın rahmeti ne zaman yakın oluyor? Kul bu düzeyde ona yakınlaşınca, yani artık cenneti düşünüyor. Artık yani Allah Azze ve Celle'nin kendisini gördüğü bir hal üzere yaşıyor, böyle ibadet ediyor. Belki de Allah Azze ve Celle diyecek ki yani bütün sistem kendisini buna veren rahmetin böyleydi yani. Avucunu açana dolduruyordum. Kalkan gece, vaktinde namaza gelen sünnetin böyleydi. İnne rahmetallahi qaribun minel muhsinin. Allah'ın rahmeti muhsinlere yakın. Öyle uzak uzak durup ibadetten kaçıp, şeylerden kaçıp sonra Allah'ın rahmetini dilenmek olmuyor demek ki öyle. Allah rahmetinin muhsinlere yakın olduğunu. İnne rahmetallahi qaribun minel muhsinin. Ra'ad suresinde huvellezî yurikumul barqa havfen ve tam'a. Size şimşeği, bu yıldırımları gösteren Allah Azze ve Celle. O yıldırım esnasında hem korku hissini hem ümit hissini birlikte yaşatıyor. Korku hissi ürpertiyor bizi, güçlü sesler böyle, hele gece karanlığında bir parıldadığında, yani bazen üstüne düştüğü yeri yakıyor, insanları öldürüyor. Ama aynı anda da bize bir ümit kaynağı, rahmeti bekliyoruz, yağmuru umuyoruz, üzerimize ilahi feyzin, bereketin gelmesi. İkisi eşlenik bir vaziyette. Bunu orada örneklemiş Cenab-ı Hak bize. Huvellezî. Dua edin demesi de aynı iki şeyin yan yana gelmesidir hocam orada. Öyle mi? Bundan bir önceki. Bu bir önceki mi? Bir önceki ayette de var bir şeydi. Haffan. Ama bu Araf suresi 56. Tamam da yok yani şey. Ha, tamamların fiilleri. Tamam, fiilleri peşi sıra takip ediyoruz. Şimdi anladım sıralanmayı. Evet. Size gösteren odur. Şimşeği, korku ve ümit eşliğinde. Şuara suresinde inna natma'u en yaghfira lana rabbuna. Ben demin havfu hep mağfirete yordum ya, mağfiret dilenmeye. Bak bu ayet de bence aynı şeyi söylüyor. Biz natma'u çok kuvvetle arzuluyoruz. Neyi? En yaghfira lana rabbuna. Rabbimiz bizi mağfiret etsin diye. Bunu şeyler söylediler. Sihirbazlar söylediler. En kunna evvelel mu'minin. İlk iman edenler olmak üzere bizleri Allah öyle şiddetle arzu ediyoruz ki bizim günahlarımızı bağışlasın. Ya Firavun'un testeresine karşı, Firavun'un olanca zulmüne karşı imanı seçip baş kaldırmışsın. Yani herhalde Allah affedecek diyeceğiniz yerdesiniz ama öyle düşünmüyorlar. Onlar öyle bir hırs, öyle bir kuvvetle arzu ediyorlar ki Allah kendilerini bağışlasın diye. Dolayısıyla mağfirete yönelik beklentimizin zayıf kalması korkunç, dramatik bir hastalık. Bunu bize şeytan vehmediyor. Vehmederken de Cenab-ı Hakk'ın çok mağfiret edici olduğunu kullanıyor. Ya Allah çok mağfiret edici, sen çoktan bağışladı zaten senin bu günahını, sen hala dönüp dönüp ya Rabbi beni affet diyorsun. Onlar zaten affoldu deyip bizi mağfiret dilenmekten vazgeçirmeye çalışıyor. Tamamen yanlış. Dediğim gibi hala hatırlıyorsak, hala ezikliği altında, sıkıntısı altında yaşıyorsak hala Allah Azze ve Celle affetmemiş olabilir. Şuara suresi 51. ayet. Şuara suresi 82'de bu Hazreti İbrahim'in ifadesi. وَالَّذ۪ي أَطْمَعُ اَنْ يَغْفِرَ لِي خَط۪يئَتِي يَوْمَ الدِّينِ. Din gününde suçlarımı, günahlarımı, günahımı bağışlamasını umduğum kişidir o. Allah'ı böyle tarif eder ya Hz. İbrahim Aleyhisselam. Doyurandır o, şifa verendir o, hayat verendir. وَالَّذ۪ي هُوَ الَّذ۪ي خَلَقَن۪ي فَهُوَ يَهْد۪ينَ. Beni yaratandır o, bana hidayet verecek olandır o. اَلَّذ۪ي خَلَقَن۪ي فَهُوَ يَهْد۪ينَ وَالَّذ۪ي يُطْعِمُن۪ي ثُمَّ يَسْق۪ينَ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْف۪ينَ. Hasta olduğumda şifa veren, beni yedirip içirip doyuran, böyle yaşamı içerisindeki bu ilahi faaliyetler üzerinden tanıdığını söylüyor onu. Bir şey daha söylemiş. Allah'ı öyle tanıdığını söylüyor. Hiçbirimizin aklına belki Allah'ı böyle tanımlamak ilk ona müyesser oldu. O beni mağfiret edilecek olandır. Bu şu demek, ben başkasına kalsam mağfiret etmez. Beni ancak o mağfiret eder. Ha, bu kadar günah, bu kadar şey, bu ancak ilahi rahmet ile ortadan kaldırılır. Sadece ondan ümit edebiliyorum diyor. Gelin görün ki şey tersine dönmüş. Başkalarından ümit edebilmek velayetin, başkalarını ümidin dayanağı haline getirmek, işte veli olmanın, Allah'ın dostu olmanın bir şeyini. Halbuki Allah, Hazreti İbrahim gerçekten Allah'ın dostu. Allah'ın haber verdiği için söylüyoruz. O haber vermese bilemeyiz. وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَٰهِيمَ خَل۪يلًا. Ama Hazreti İbrahim, Allah'ı benim günahlarımı bağışlayacak olan kudrettir o diyor. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ. Kim zaten Allah'tan başka günahları affeder ki? Ama bizde öyle bir geri çekilme var ki, günahların çok, evet, şu sıkıntıların var, tamam, ne arıyorsun? Ben tam senlik birini biliyorum diyor, tık tık alıp elinden götürüyorlar birini. O senin günahların bağışlanmasını da sağlayacak. Bu yanlışlarını da, kusurlarını da, sana da ne yapman gerektiğini, yolunda, yordamında. Sen belli ki ona yazılmışsın. Ha, bir de öyle bir durum var. Ona yazılmışsın. Ta cennete girene kadar onun peşindesin. Ha. Demek ki o affettirecek mi? Affettirecek. Ha, şimdi ümide kapıldı, gözleri açıldı. Ya Allah Azze ve Celle davet etti, yakınım dedi. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ. Yakınım, başkasına gerek yok. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ. Çağırdığında çağıranın çağrısına icabet ederim dedi. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Dönsünler bana dedi, icabet etsinler. Bunlar ümit vermedi. Kullarından en abartılı günahları işleyenlere söyle. يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. Günah işlemekte israfta bulunmuş, dorukları zorlamış, günahı israf etmiş. Düşün artık, ihtiyaçtan, zevkten de değil. Günahı israf etmiş, öylesine saçmalıyor. Yani gider birini öldürür de bu böyle sağa sola ateş ediyor, askele, zevkine, cinayet düzeyinde. Böylesi israf etmiş günahları. Allah onlara seslenip لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah bütün günahları affeder demiş. Bu onda Allah Azze ve Celle'ye yönelik bir beklenti oluşturmamış kendisinde. Bu onu Allah Azze ve Celle'ye çağırmamış. İlahi rahmetten, buradan, bu ayetlerden ümitlenememiş. A şansı, B şansı, C şansı, biz hallederiz o işi demişler, oraya gidiyor. اَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِينَا وَاخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى.